Arkadaşlar merhaba, ben Üçte Hoca. Bugün 31. gündeyiz. 31. gün videosuna hemen geçeceğiz. Başlayacağız ama geçmeden dün 30. gün videosuyla karşınızda oldum. Biliyorsunuz gönder gelsin kısmını çözmedim arkadaşlar. Çünkü gerçekten deneme çok zordu. Çok sağlam bir denemeydi dünkü deneme. Bugün de yine çok sağlam bir denemeyle karşınıza çıkacağım. O yüzden dedim ki gönder gelsin atmıyorum ama gelen yorumlar üzerine gönder gelsini çözdüm. Şimdi arkadaşlar 30. gün, yani dünün gönder gelsin kısmını sizlere bir aktarayım. Gönder gitsin sorusunu bir atayım, sonra hemen 31. günle devam edelim. O zaman gelsin hocam 30. günün gönder gelsin kısmı, sonra 31. gün videosuyla hemen karşınıza geleceğim. Evet arkadaşlar, kitabımızdayız. Gönder gelsin kısmını açtık. 30. gündeyiz. 30. günde bakalım bize neyi soracak, neyi gösterecek, hangi soru tipini öğretecek. Bu parçadan hareketle Ütopya aşağıdakilerin hangisi doğru tanımlanmıştır? Süper. Yukarıda bir bilgi veriyor. Buna göre bir tanım yap diyor. Bakalım hangisinde yukarıdaki tanımla birebir uyuşan bir tanım yer almış. Var olanı, dur onu sileyim de daha doğru oku, daha güzel okuyalım ha. Var olanı yaşananı gerçeklere bağlı kalarak anlatmak, tarihin düş gücüyle kurgulayarak anlatmak ise roman ve hikaye gibi yazınsal türler işidir. Olmayanı, mümkün görülmeyeni hayal etmek, mevcut düzene örtük veya açık eleştiriler de içeren ideal bir dünya betimlemek ise bizim Ütopya'ya götürür diyor. Bizi Ütopya'ya götürür, güzel. Ütopya'nın temel özelliklerinden biri olan ideal olmak, başka bir deyişle en iyiyi aramak, gerçek olmamak özelliğinin de önüne geçer. Yani en iyi hedeflediğin için bazen hayali şeyler de olabilir. Gerçekliğin önüne de geçer diyor. O zaman ona göre bir tanım istiyoruz. İnsanların eşit ve özgürce yaşadığı bir dünyanın gerçek olamayacak kadar ideal olduğu varsayımına dayanan felsefe kuramıdır. Yani eşitlik, özgürlük çok daha sığ bir ifade, daha genel bir şey olmalı. Var olan toplum ve devlet düzenini de iyileştirmek için geçmişteki hatalardan ders çıkarmak gerektiğini savunan bir düşünce akımıdır. Devlet düzeni çok daha sığ bir ifade. Gerçeklik olgusundan bağımsız olarak kusursuz bir toplum ve devlet düzeni yer, dönem ya da hayat biçimi kurgusudur. Süper. Bu çok daha genel, çok daha doğru bir tanım. Şimdi gerçeklik olgusundan bağımsız olma ifadesi son kısımlarda yer alıyor zaten, değil mi? Gerçekliğin önüne geçer ifadesi bunu gayet net bir şekilde gösterdi. Tüm bunların ötesinde yukarıda aslında yaşanan durumu var, yaşanmışlık durumu var. Bir hayat var aslında. Yer, dönem, hayat biçimi, toplum, devlet düzeni, her şeyi kapsayan bir seçenek olmuş. C seçeneği çok doğru bir tanım olmuş. Toplumlar arası farklılıkları çatışma konusu olmaktan çıkarıp uzlaşma zemininde toplumlar arası farklılıklar yine çok sığ bir ifade. Fantastik bir toplum ve devlet düzeni kurgulamak istediği de özellikler içinde bulunan, birlikte daha çok gerçek olanı öne çıkaran bir tür kurgudur demiş. Hayır, gerçek olan değil, gerçekliğin de üzerine çıkma durumu vardı. Birinci cevabı tabii ki Ceyhan olacak. Açıklaması ve taktiği orada yazıyor. Yalnız sizden ricam, bu sorulara lütfen hazır olun arkadaşlar. ÖSYM bu tarz sorular sordu. Soracak. Tekrar tekrar gelecek. İnanılmaz orijinal bir görüntüye sahip. Yani yukarıda bir şeyi verip o verdiği şeye göre bir tanım yapmasını istiyor. Yani gerçekten harika. Dikkat lütfen arkadaşlar buna. Peki hangisi doğru tanımlanmıştır diyor. Gerçekçilik aşağıda gelen hangisi doğru tanımlanmış. Bakalım. Olguculuğun izlerini güçlü şekilde taşıyan gerçekçilik, coşumculuğun olağanüstülüklerini, tesadüflerini ve mucizelerini de barındırmaz. Güzel. Kendi döneminde uygun şekilde artık bu sanat akımında mucize yaratan olağanüstü kahramanlar değil, geçim derdine düşmüş, ete kemiğe bürünmüş, modern dönemin birbirine yabancılaşmış insanları göze çarpar. Bu dönemde geleneksel ve kutsal değerleri, daha önce olağan görülen sınıfsal uçurumlar, sorgulanmayan çarpıklıklar, yozlaşma ve bireyin yalnızlığı gibi olgular eserler içinde gözle görülür şekilde işlenmeye başlar diyor. Saygı duyuyoruz. Saygı duyuyoruz, saygı duyuyoruz. Başlıyoruz. İnsanı, doğayı ve yaşamı rastlantılara ve doğaüstü olaylara yer vermeden olduğu gibi anlatmayı benimseyen sanat akımıdır. Yani ne demişti arkadaşlar, bakın, olağanüstülükler, tesadüfler ve mucizeleri içinde barındırmaz. Tamam, zaten olduğu gibi yansıtma durumu var. A seçeneği birebir tanımın ta kendisidir, istenen tanımın. Aman dikkat arkadaşlar. Peki B'ye bakalım. Olguları gerçekleştikleri bağlam içinde deneysel bir bakışla ele alarak sebep sonuç ilişkisini inceleyen bir felsefe okuldur. Hayır, bir neden sonuç ilişkisi kurma durumu yok arkadaşlar, dikkat. Devrin ortak kaygılarını dile getiren sıradan insanların yaşamlarına sıradan insan vurgusu yine yok arkadaşlar. Aman dikkat, her şeyi veriyor ama sadece sıradan insan vurgusu oldukça sığ bir vurgu, yani dar bir vurgu, sınırlı bir vurgu. İnsanın içinde bulunduğu koşullardan belli ölçülerde kopararak duygusal ve idealist bir yaklaşımla anlatan sanat yönelimi. Duygusal ve idealist yaklaşım yok, duygusallık yok. Doğa bir insanı bilimsel bir solukla anlama çabası yanında insanın ruhsal derinliğine de aynı şekilde yaklaşan bir sanat okuldur demiş. Doğa insan vurgusu yok, burada gerçekçilik olacaktı vurgu. A seçeneği çok yerinde bir cevap arkadaşlar. Kitaptaki bu konuyla ilgili ÖSYM sorar ödeviniz. O zaman hadi gelin 30. günde başka bir soru tarzını daha görelim. Evet arkadaşlar, kitapta ikinci soru tarzımız tekrar mahiyetinde bir soru tarzı aslında. Olumsuz soru kökü değinilmemiştir. Fazlaca konuştuk, fazlaca arkadaşlar üzerinde durduk. Çok da güzel bir tekrar olsun. O zaman haydi başlayalım. Ne diyor? Bu parçada Barış Manço ile ilgili olarak aşağıdaki hangisine değinilmemiştir? Hemen bakalım arkadaşlar. Kendi varoluşunun tasavvufi müzik yaparak ve felsefe ile ilgilenerek gerçekleştirdiğine. Tamam. Kendi varoluşunu gerçekleştirmesi. Müziği kuşaklar arasında köprü olarak kullanan modern bir müzik insanı olduğuna. Modern bir müzik insanı, güzel. Popüler müziği insanla ilgili
felsefi derinlikleri göstermede kullandığına diyor. Popüler müzik felsefi derinlik güzel. Mistik ögelere ait kimi kodlar aracılığı ile tasavvuf kültürünü anlatmaya çalıştığına diyor. Tasavvuf kültürünü anlatmaya çalışması. İdeal insan modeline geçmişin önemli isimlerinin düşünceleriyle ulaşmak istediğine diyor. Tamam, ideal insan modeline ulaşma çabası. Hadi isterseniz başlayalım. Sanatçı Barış Manço 4 Kapı adlı albümüyle Ahmet Yesevi ve Hacı Bektaş Veli gibi önemli kişilerin düşünceleriyle gelişen tasavvuf kültüründe insanın ancak 4 kapı ve 40 makamından dikkat geçerek kusursuz olabileceğinin altını çizmektedir. Tam buraya kadar her şey yolunda. Aslında burada yani önemli isimlerin düşünceleriyle ulaşma Edirne biraz zorlanabilir değil mi? Ya fena sayılmaz, fena sayılmaz. Yani Ceyhan Denizli ufak ufak devam edelim. Dolayısıyla bu anlamda insanın varoluşu kişinin içsel bir yolculuğuna da denk düşmektedir. Dolayısıyla bu eser tasavvuf kültürünün 20. yüzyılın popüler kültür alanı içerisinde yeniden üretilmesine aracılık etmektedir. Tasavvuf kültüründe önemli anlam kodlarına sahip olan rızık, hırka, lokma, tuz, ekmek, hakkı bilmek gibi kavramları ait oldukları anlam dünyasının sınırlarının ötesine taşıyarak sufi inanç dünyasını felsefi bir düzlemde ele alıp günümüz kültürüne taşımıştır. Aslında felsefi derinlikler, evet popüler müzik fena değildi. Felsefi derinliklerle vermeye çalışma. Ben buna ulaşabiliyorum Ceyhan'a. Tüm bunların ötesinde mistik ögeler var, kodlar var değil mi? Tasavvuf kültürünü anlatmaya çalışması var. Zaten metnin şu kısmı baştan sona tasavvuf kokan, her tarafta tasavvuf kültürünün değil mi vurgulandığı bir metin, onu da söyleyebiliriz. Aynı şekilde arkadaşlar yani kendini gerçekleştirme vurgusunu, yani ideal bir anlamda ideal insan tipinin tanınmış kişilerle, önemli isimlerin düşünceleriyle, Ahmet Yesevi gibi değil mi, Hacı Bektaş Veli gibi isimlerle gerçekleştirilebileceğine de, onunla ulaşmak istediğine de ulaşabiliyor. Yani C, D ve E'yi aslında çıkarabiliyoruz. Başka, müziği kuşaklar arasında köprü olarak kullanan modern bir müzik insanı. Tamam, kuşaklar arasında köprü, modern müzik insanı ve kendi varoluşu. Devam ediyoruz. Çağdaş bir olarak mistik ve geleneksel kavramları popüler müzikte kullanmış. Bakın Denizli'yi baya baya ilettiriyor. Geçmiş ve gelecek arasında kurulacak köprüye aracılık etmiştir. Bu eserle popüler müziği gündelik söylemlerin ötesine taşıyarak insana dair pek çok varoluşsal değerin felsefi derinliğini işaret etmiştir. Evet, Ceyhan gitti, Denizli Edirne tekrar tekrar gitti. Fakat burada aslında baştan sona vurgulamak istediği şey şu. Değil mi? Eskiler ve modern kültür. Sürekli bir modern kültür vurgusu var. Yani kuşaklar arası, eski ve modern kültür arasındaki, şu anki kültür arasındaki bağlantıyı kurma, köprü olma. Zaten köprü vurgusu son kısımlarda fazlasıyla geçmişti. Bursa'yı da iletir. Ama kendi varoluşuyla alakalı bir vurgu yoktu arkadaşlar. Metinde doğru cevap A olacak. Evet arkadaşlar, haydi geldik ilk sorumuza. Bu sayfadaki değinilmemiştir soru kökü önemli. Teknolojik aletlerin insanlarda ne tür olumsuzluklara neden olduğu, tamam. Ne tür olumsuzluklara neden olduğunu söyleyecek mi? Şimdi göreceğiz. Tamamdır. Toplumdaki sosyal ilişkilerin neden zayıfladığına, ilişkilerin neden zayıflaması, teknolojinin insanları daha çok hangi yönden etkilediğine, hangi yönden etkilemesi, internet ve cep telefonu insanların toplumsal değerlerden uzaklaştırdığına, tamam, internet ve cep telefonunun uzaklaştırması, ailelerin bir kurum olarak teknolojiden olumsuz etkilendiğine, olumsuz etkilenmesi, ailelerin, başlıyoruz. Teknolojinin ortaya çıkan en önemli etkilerinden biri insan ilişkilerini azaltarak onları birbirinden uzaklaştırması ve yabancılaştırmasıdır. Aslında toplumsal sosyal ilişkiler işte. Bursa'yı çok rahat bir şekilde eleyebiliyoruz arkadaşlar. İnternet, televizyon, cep telefonları, bilgisayar ve bilgisayar oyunları, radyo ve internet ile çalışan birçok elektronik cihaz insanlara bağımlılık yaratmaya ve zamanlarının büyük bir kısmını işgal etmeye başladı. Aslında insanları hangi yönden etkiliyor? Zamanlarını çalıyor. İnsan ilişkileri noktasında etkiliyor. Daha çok zamanlarını çaldığını söylüyor aslında değil mi? Türkiye'de yapılan araştırmanın sonuçları teknolojinin aile bireyleri üzerindeki etkilerinin ciddiyetini ortaya koymaktadır. Evet, ailenin olumsuz etkilendiğini zaten fazlasıyla söylemiştim. Baştan sonra ne tür olumsuzluklara neden olduğunu anlatmadı mı? Zaman çaldığı, bağımlılık yaptığı, aile ilişkilerini zayıflattı falan. Fakat İnternet ve cep telefonu insanları toplumsal değerden uzaklaştırdığı yok. Sadece genel anlamda teknolojiye vurgu var. İnternet ve cep telefonu sosyal değerlerden, toplumsal değerlerden uzaklaştırır demiyor arkadaşlar. Doğru cevabımız D seçeneği olacak. Saygı duyuyoruz. Geldik arkadaşlar ikinci sorumuza. Bu sayfanın ne diyor bakalım, cevabımız ne olacak? Bu parçada mitolojik akrabalık ile ilgili aşağıdaki hangisine değinilmemiştir? Hemen başlayalım. Mitolojik çağlardan yakın zamana kadar geldiğine diyor. Yakın zamana kadar gelmesi, göçebe topluluklar arasında benimsendiğine, göçebe topluluklar, totem inancının oluşmasında açık etkileri görüldüğüne diyor. Totem inancının oluşmasında etkili, biçimlenmesinde dinsel ögelerin bulunduğuna diyor. Dinsel ögelerin bulunması, modern zamanlarda görülen örneği olduğuna diyor. Modern zamanlarda görülen örneği varmış. Hemen isterseniz başlayalım bakalım hangisine değinilmemiş arkadaşlar. Mitolojik akrabalık göçebeler tarafından adlandırılan ve kabul edilen bir akrabalık kategorisidir. O zaman göçebe topluluk vurgusunu Bursa'dan eledim. Dini tasavvurların, düşünürlerin, düşüncelerin daha doğrusu değil mi? Hayal etmelerin vesaire, neyse, dini tasavvurların erken dönem şekilleriyle örülmüş çok derin geçmişe uzanan bir akrabalıktır. Yani mitolojik çağlardan günümüze kadar gelen vurgusunu yapıyor arkadaşlar. Aman dikkat, çok derin geçmişe de sahip diyor. Bu akrabalık şekli yabani hayvan, kuş ve benzeri suretinde beliren mitolojik atalardan gelmiştir. Adları bazen şu veya bu boy adına bağlanır. Bazen bu olayda açık biçimde totem inancının izleri görülmektedir. Ha, bunda totem inancının izleri var diyor. Ceyhan da ne demişti? Totem inancının oluşmasında onun izleri var. Hayır. Yani mitolojik akrabalık vurgusu yapıyor ve diyor ki bakın dikkat, çok önemli bu. Bazen bu olayda
açık biçimde totem inancının, yani bu durumda diyor bahsettiğimiz şeylerde totem inancının etkisi var diyor. Totem inancı bundan etkilendi demiyor. Totem ondan, totem onu etkiliyor diyor. Çok önemli bu. Devam. Devam ediyoruz. Bazen bu olayda açık biçimde totem inancının izleri görülmektedir. Yakın geçmişte böyle akrabalık bağısı çağdaş halklarda da gözlenmiştir. Yani buradan A'yı daha güçlü ediyoruz arkadaşlar bu arada. Yani çağdaş derken günümüze kadar geldiğini, A seçeneğini buradan çok daha güçlü ediyoruz. Haberiniz olsun. Bursa'yı zaten eledik. Evet, modern zamanlarda, evet, çağdaş derken modern zamanı çok rahat söyleyebiliriz. Bunun dışında zaten inanç vurgusu yaptık, totem inancı vesaire. Yani biçimlenmesinde dini ögelerde etkili. Fakat totem inancının oluşmasında etkili değil. Totem inancı onda etkili. Dur bakalım. En azından kelime oyunlarıyla dolu sorularımızı da geçmiş olduk. Şimdi geldi gönder gitsin sorusu. Evet arkadaşlar, gönder gitsin sorumuz ekranda. Siz zaten olumsuz soruların paşasısınız, padişahısınız. Hocam bu soru kaçmaz, yanlış yapma ihtimaliniz yok. A burada, C şurada, D burada. Açıklama istiyoruz, sağlam bir cevap istiyoruz ki sabitleyelim. O zaman hadi görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba, ben Müştü Hoca. 49 günde TYT Türkçe kampının geldik 31. güne. Bugün itibariyle artık paragrafı bitiriyoruz arkadaşlar. Evet, bugün paragraf bitiyor. Son soru tarzlarımızı göreceğiz. Denememizi yapacağız. Yarın 32. gün kamp değerlendirmesi. Deneme avcılarıyla karşınızda olacağız. Sonra da artık dil bilgisine geçeceğiz. O zaman vakit kaybetmek yok arkadaşlar. Hemen başlayalım. Şu denemeyi bir görelim bakalım. Bugün tam 7 soru çözeceğiz arkadaşlar bu denemede. Ama gerçekten 70 soruya bedel, daha önce söylemiştik. Haydi gelsin ilk sorumuz. Bu parçada yazarın yakındığı durum aşağıda kalan hangisidir diyor. Yani belli ki şu kısımlarda bir yerlerde bir şikayeti var. Bir yakındığı şey var. Rahatsız olduğu bir durum var, bunu anlatacak, sonrasında seçeneklere geçeceğiz. Bakın dikkat. Eleştiri kavramının içi son zamanlarda iyice boşaltılmış durumda. Yapılan her yorumu eleştiri kabul edip buna karşılık verenler, eleştiri yaptığı halde bunu fark etmeyip devam edenler ve dahası. Eleştiri kelimesi eleme kelimesinin de bünyesinde bulundurmasından dolayı belirli ölçütleri göz önüne alarak eseri incelemek gibi düşünülmelidir. Eleştiri kavramının yanlış anlaşılması, eleştiri kavramının son dönemlerde işte istendiği gibi gitmemesi gibi gibi birçok şeyden bahsetmiş. Hemen bakalım arkadaşlar. Eleştiri yapılırken kişisel görüşlerin katılması ve objektife zarar verilmesi, kişisel görüş hayır, yok. Eleştiri yaparken ölçütlerin olması gerektiği biçimde sıralanmaması, ölçütler olmalı diyor ama olması gerektiği şekilde sıralanmadı falan demiyor. Herhangi bir görüşü belirtmenin bile eleştiri çerçevesinde ele alınması, evet sıkıntı bu. Yani adam dümdüz bir şey söylemiş, alakasız, ne yapıcı ne yıkıcı, hiçbir şey yok hocam ortada. Hiçbir inceleme yapmamış, eleştiri yazısı gibi kabul ediliyor diyor. Sıkıntı bu. Yani aslında tam anlamıyla her şeyin eleştiri kabul ediliyor olması, eleştirinin tam olarak anlaşılamıyor olması gibi bir sıkıntı var. Ceyhan cuk oturmuş. Eleştirisi yapılan şeye bir şeyler katma amacı taşınmaması. Yani yapıcı eleştiri yok demek istiyor, hiç yok yukarıda o zaten. Ya eleştiride sıkıntı var zaten, kavramda sorun var. Ya bırakın yapıcı ya da yıkıcı olmasını, eleştiride amaca ulaşılması için düzeltmeler yapılması gerektiği, düzeltmelerle ilgili bir vurgumuz yok arkadaşlar. Evet, ilk sorumuzun cevabı Ceyhan olacak. Geldik ikinci soruya. Birleştirilmiş halini mi soruyor? Evet, anlamca birleştirilmiş halini soruyor. İnsanların birbirleriyle ilişkilerinde tutarlı olmaları kadar birbirlerinin isteklerine saygı duymaları dönemlidir. Tamam, tutarlılık ve saygı duyma. Güzel. İnsanlar birbirlerine saygı duyarken birbirleri için yapmaları gerekenleri de göz ardı etmemelidirler diyor. Tamamdır. Yani saygı duymak, tutarlı olmak ve birbirleri için yapmaları gerekenler. Tamamdır, hemen başlıyoruz. İnsanlar saygı kavramının gereğini yaparken talepleri de görmelidir. Saygı kavramının gereğini yapmak. Bir, talepleri de görmelidir derken istenilenleri yapma, yapılması gerekenleri yapma. A seçeneği çok yerinde olmuş ama kapalı abi, bu kadar kapalı olur. Bir cümle var A seçeneğinde, sadece kısacık bir cümle var. Yani buraya iki tane yukarıdaki uzun cümleyi birleştirerek yazmak gerçekten ustaca. Dolaylı ifadeler var arkadaşlar çünkü burada. Baya baya talepler, yani birbirlerinin yapması gerekenler gibi yorumlanmış. Ya da işte saygı kavramının gereğini derken yukarıdaki saygı duymaları vurgusu yapılmış. Baya baya iyi arkadaşlar. İsteklerini yerine getiren birer birbirine saygı duyarlar. Eyvallah. Saygı duyarlar mı bilmiyoruz. Duymaları önemlidir diyor yukarıda. İnsanların saygı kavramından uzak durmaları istekleri görmelerini engeller diyor. Hayır, uzak durmak yok ortada. İsteklerinin yerine getirilmesini isteyen birey saygı görmek de ister diyor. Tamamdır. Saygı duymalarının önemli olduğunu söylüyor. Saygı duymak istediğini söylemiyor bize. Nereden çıktı? İnsanların tutarlı ilişkileri fena değil. İstekleri ve saygı göstermeyi de ister diyor. Yani tutarlı olduğu zaman isteklerini ve saygıyı da isteriz gibi bir vurgu yok arkadaşlar. Yukarıda tutarlı olmalı. Evet, saygı duymaları aslında o yukarıda vurgulanıyor. Sonrasında da birbirlerini için yapmaları gerekenleri göz ardı etmemesi gerektikleri. Yani isteklerini de yerine getirelim diyor. Saygı duyalım ama birbirlerinizin isteklerini de yerine getirelim vurgusu var. Adana onu çok iyi bir şekilde kapsamış. Doğru cevap olacak. Geldik üçüncü soruya. Hangi soruya karşılık söylenmiş olabilir diyor. Hedeflerinizi gerçekleştirme yolunda azim ve çalışkanlık kavramlarının arkadaş olmaları için her şeyi yapmalısınız. Bu birliktelik sağlandığı an itibarıyla hedeflerinize ulaşmak için önemli bir adım attınız demektir. Azim yalnızlığı sevmez. Hemen onu çalışkanlıkla tanıştırmalısınız. Tamam. Azim ve çalışkanlık. Güzel. Hemen başlayalım arkadaşlar. Hırs ve azim kavramlarının bir arada olması sıkıntı yaratır mı? Bilmiyorum. Belki yaratır ama bir araya gelsinler diyor. Belki de yaratmaz.
Kimi duyguların birlikte olmaları her zaman başarı getirebilir mi? Her zaman başarı getirir getirmez vurgusu yok. Başarı vurgusu yok daha doğrusu. Hedeflere ulaşma konusunda birbirini desteklemesi gereken kavramlar nelerdir? Evet, hırs ve azim dedi zaten. Güzel. Azim ve çalışkanlık dedi. Azmin çalışkanlıkla birlikte olmasınız kavramını zedeler mi bilmiyoruz belki. Bahsetmedi. Hedeflere ulaşmada sadece bir takım duygular yeterli olur mu? Bilmiyoruz. Yani hedef vurgusundan ziyade orada sanki böyle bir yani şey var. Bazı duyguları bir araya getirmek var. Hedef orada merkeze alınmamış. Azim ve çalışkanlığı merkeze almış Metin aslında. Bu anlamda Ceyhan yerinde bir cevap olacak, soru olacak. O zaman haydi geçelim. Bu parçadaki 6 stil ifadeyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bayındır. Hocam sizin soyadınız. Soyadınız anlatılmak isteniyor. Deme, bu espri yapma. Devam. Demir yolları Yangtze eyaletinin başkenti olan Nanking, Şangay ve bugünkü başkent Pekin'e bağlar. 40 kilometre uzunluğundaki tarihi surların kalıntıları Nanking'in bayındır kesimini çevreler. Surlar Nanking'in gemi taşıma, Nanking bu arada taşımacılığı ile ve ticaret bakımından önem taşıyan ırmak limanına kadar uzanır falan filan. Biraz kelime bilgisi istiyor bu metin, çok fayda sağlamıyor bize. Baya baya kelime bilgisi. Bayındır demek mamur demek. Mamur ne demek? Hadi bakalım isterseniz cevap üzerinden gidelim. Kültürel ve tarihi bir bölge, gelişimini tamamlamış yer, çağdaşlık seviyesi düşük bir yerleşke, gelişip güzelleşen kısım, tercih edilen bir bölge. Evet, gelişip güzelleşmesi çok yerinde. Dört başı mamur deriz ya, bayındır, mamur, refah, gelişmiş, gelişmekte olan, baya baya bir şey olmuş, güzelleşmiş falan filan gibi vurgular bayındır için gayet yerinde. Geldik arkadaşlar beşinci soruya. Ne diyor? Hangisi yanlıştır? Yanlıştır arıyoruz numaralı cümlelerle ilgili. Hemen aşağıdan yukarı doğru gideceğimizi unutmayınız. Altıncı cümle, ikinci paragrafa geçiş cümlesi olarak kullanılabilir diyor. Bakalım hangisi yanlış, altıya bakalım. Anlatım konusunda açıklık ilkesi beraberinde duruluk, sadelik, tutarlılık ilkelerini de getirir. Çok güzel, ben böyle bir giriş cümlesi yapabilirim. Yedinci cümle, pardon sekizinci cümle, kendinden önceki cümleye bir açıklık getirmektedir. İlkelerin birlikte kullanımında yazarın anlatım konusundaki tecrübesi ön plana çıkar. Bakalım kendisinden önceki cümleye. Bu ilkelerin birlikte kullanımında açıklık, liderlik vasfıyla kendini belli eder. Tamam, ilkelerin birlikte kullanımından yazarın anlatım konusundaki tecrübesi de ön plana çıkar. Evet, onu biraz daha açıyor, açıklık getiriyor. Güzel. Beşinci cümle kendinden önceki yargının sonucudur diyor arkadaşlar. Bakalım beşinci cümleye sonucu mu? Dörtle birlikte okuyacağım tabii ki. Açıklık okurun zihnindeki bulanıklığa karşı çıkmaktır. Bu bulanıklık giderildiği zaman ifade edilenlerin okuyucular tarafından anlaşılması da netleşir diyor. Evet, yani onun bir sonucu. Şöyle bir şey yapılır, olursa şu olur diyor artık. Bunun sonucunda da bu meydana gelir. Bariz bir sonuç ifadesi. Haydi Adana'ya da Bursa hocam, devam edelim. Ne diyor? İkinci cümlede bir genellemeye karşı çıkılmaktadır. Okuyucular yazarın ne dediği konusunda bir karışıklığa sürükleniyorsa açıklık ilkesinden söz etmek güçtür. Bir genelleme yok, genellemeye karşı çıkış hiç yok. Birinci cümle ile ikinci cümle birbirini desteklemektedir. Açık bir anlatım, net ve anlaşılır ifadelerin okuyucu zihninde hiçbir karışıklığa izin vermemesidir. Güzel. Okuyucular yazarın ne dediği konusunda bir karışıklığa sürükleniyorsa açıklık ilkesinden söz etmek güçtür. Evet, açıklık karışıklığa neden olmamak demişti. İki de ne demişti? Açık, yani karışıklık varsa açıklık yoktur. Aynı şeyi söylüyorlar aslında. Birbirlerini destekliyorlar. Doğru cevap Bursa olacak. Evet arkadaşlar, geldik 6. sorumuza. Bu iki parça ile ilgili olarak hangisi söylenebilir diyor. Hemen okuyacağız seri bir şekilde. Sonrasında bakacağız hangisi söylenebilecek. Kültürel doyumsuzluk son dönemlerin en bilinen kavramlar arasına girdi. Nereye giderseniz gidin, ne görürseniz görün. Yine de yeni yerler, yeni şeyler peşinde koşmaktan kendinizi alamıyorsunuz. Bu durum sizi bir süre sonra kültürel doyumsuzluğa itiyor. Güzel. Kültürel doyumsuzluk, güzel, eyvallah, tamam. Müze ziyaretleri, tarihi yerlere yapılan geziler, gidilen yerlerin özellikleri ve dağısının tam anlamıyla özümsenmesi ve tatmin konusunda sıkıntı yaşanmaması için bireyin gezi notlarından oluşan bir defter tutması güzel olur. Hem benzer yerleri gezdiklerinde notların tekrarını yaparlar, hem de yeni yerler gördüklerinde notlara devam ederler. Bu da olası bir doyumsuzluğun önüne geçmiş olur. Devam. Aynı yargılar farklı söylemlerle verilmeye çalışılmıştır. Hayır, aynı yargı yok. İki numara farklı. İlk parça ikinci parçanın sonucu görülmelidir. Hayır, ikinci parça birini biraz daha açıyor, biraz daha böyle ona bir şey sunuyor gibi, değil mi? İki parça arasında bir amaç sonuç ilişkisi, hayır, amaç sonuç hiç yok. İlk parçadaki yargı ikinci parçada aynı ifade, hayır, aynen tekrar edilmemiş. İkinci parça ilk parçadaki ifadeye bir çözüm, evet. Burada bir kültürel doyumsuzluk var. Bir numarada bunu gidermek için de bir not tutmak gibi bir çözüm sunma var. Doğru cevap kesinlikle Edirne olacak. Geldik arkadaşlar 7. soruya ve son sorumuza. Artık bu parçanın başlı aşağıdan hangisi olabilir diyor, bakalım isterseniz. Müzik en basit melodiden en karmaşık parçalara kadar çok çeşitli türleri kapsar. Biçimi ne olursa olsun her türlü müzik kendine özgü değişik bir etkilenim oluşturur. Müzik türleri arasında yapılan seçim tamamen kişisel zevke dayanır. Eyvallah. Ressam yapıtını oluştururken boya, fırça ve tuval, heykelci taş, alçı kullanırken, besteci de sesleri ve sesleri simgeleyen nota simgesi sistemini kullanır. Bestecilerin oluşturduğu ürüne müzik yapıtı, kompozisyon ya da beste denir. Müzik temelde seslerden oluştuğu için din, dil ve kültür farklılıklarından bağımsız olarak herkese duyumsanabilir. Bu bakımdan sanatlar içinde en evrensel olanıdır diyor. Eyvallah, güzel. Müziğin yakın tarihi, sanatlarla kıyaslanan müzik, müziğe duyulan ilgi, müziğin evrenselliği, müziğin genel özellikleri,
süpersin hocam, hiç abartmaya gerek yok, hiçbir yere gitmeye gerek yok, dallanıp budaklanmaya gerek yok. Müziğin genel özellikleri, ya tanımını söyledi, farklı farklı adlarla anılacağını söyledi, malzemesinden bahsetti, evrensellik demedi, hiçbir milletten bahsetmiyor, her yerde kullanılır demiyor. Duyulan ilgi, hayır ilgi hiç yok ortada. Sanatlarla kıyaslanan müzik, evet aslında birkaç sanatı söyledi ama sadece malzeme noktasında ele alındı. Oysa müziği daha genel tanımlamıştı bize. Müziğin yakın tarihi derken hiç geçmişinden şundan bundan bahsetmedi. Genel özellik çok daha uygun olacak. Evet, şimdi kitabımıza geçiyoruz. 31. günde neler var? Haydi onlara bakalım. Evet arkadaşlar, kitabımızdayız. Gönder gelsin testindeyiz. 31. gündeyiz. Parçanın anlamı 23. 23. soru tarzı inanılmaz. Paragraf bitiyor arkadaşlar. Paragrafa artık elveda diyeceğiz. Verenin dil bilgisi diyeceğiz. Bakalım dil bilgisinde neler olacak. Gün gün gideceğiz. Elinde kitabı olanlar görüyorlardır. İsim tamlaması tek başına ayrı bir gün. Sıfat tek başına ayrı bir gün. Zamir tek başına ayrı bir gün. Ya böyle bir şey olamaz. İnanılmaz bir dil bilgisi serisi bizi bekliyor. E o zaman haydi hocam kampı devam ettirelim. Sindire sindire gidelim. Kitap almayı da lütfen unutmayınız, olur mu? Haydi beraber başlayalım. Bu parçadan hareketle bilgi karosu ile ilgili aşağıya hangisine ulaşılamaz diyor. Hemen başlayalım. Kullandığı klasik motifleri kendince yorumlar getirmiştir. Kendince yorumlar. Güzel. Öykülerinde anlam zenginliğini sağlamayı bilmiştir. Anlam zenginliği. Güzel. Eyvallah. Öykülerinde postmodern sanat anlayışından izler yansıtı taşımıştır diyor. Postmodern sanat anlayışı. Öykülerinde sanatta anlatım olanaklarında ayarlanmıştır diyor. Sanatta anlatım olanakları. Yazdığı metinlerin içine okuru çekmeyi başarmıştır diyor. Tamam, okuru çekmeyi başarmak. Bilge Karasu, Avından El Alan öyküsünde masalsı biçimin imkanlarından faydalanır. Masalsı biçim yolu, imgesel bir dil kullanma olanağına kavuşur. Eyvallah. Yani imgesel dil, sanatlı anlatım falan, bunları ben zorlayabilirim, söyleyebilirim. Devam. Bu da metnin diyor, anlam bakımından çok katmanlı hale gelmesini kolaylaştırır. Masalsı biçim, yazarın okurla söyleşmesini, metnin oluşum sürecine okuru katmasını da olanaklı kılar diyor. Evet, yani okuru da katar. Yani yanlış değil, gayet yerinde. Bu öyküsünde yazar, masalsı biçimin tüm bu olanaklarından titizlikle faydalanmış ve gerçekle gerçek üstünün okurun hayal dünyasını genişletecek şekilde buluştuğu bir metin ortaya çıkarmıştır diyor. Eyvallah, tamamdır, bir sıkıntı yok. Ha, bu arada şıklara da bakıyorum, anlam zenginliği, anlam katmanı, bakın çok katmanlı hale gelmesi, o da anlam zenginliğini sağlamak aslında, değil mi? Görmüşken şıklardan onu da eleyelim. Masal sanatının önemli unsurlarından olan rüya motifini de insani özellik gerçekleri yansıtma amacıyla kullanmıştır. Karasu'nun metinleri genel itibarıyla, dikkat, postmodern metinler olmasalar da postmodern alıntılarda karşılaştığından bazı ögeleri barındırır. Yani D seçeneği, C seçeneği de çok rahat eleyebiliyoruz. Kendince yorumlar yaptığına dair bir bilgi yok arkadaşlar. Doğru cevap A olacak, buradan da görebilirsiniz. E o zaman haydi ilk sorumuz gelsin arkadaşlar, bakalım cevabımız ne olacak. Bu parçadan hareketle İletişim becerisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Haydi bakalım arkadaşlar. Birey günlük yaşamındaki zorlukları aşmasında yardımcı olmak olmaktadır diyor. Tamam. Güzel. Günlük yaşamdaki zorlukları aşmakta yardımcı olmak. Kapsam alanına okul ve iş yaşamı da girmektedir. Tamam. Okul ve iş yaşamı. Karşıdan gelen iletilerin doğru anlaşılmasıyla ilgilidir diyor. Doğru anlaşılmak. Güzel. Bireylerin iş yaşamına olumlu katkılar yapmaktadır. İş yaşamına olumlu katkılar. Güzel. Kişilerin sosyal yaşamda hata yapmasının önüne geçirmektedir diyor. Sosyal yaşamda hata yapmanın önüne geçirmesi. Hadi bakalım. İletişim becerisi, kişinin gönderdiği mesajları doğru bir biçimde kodlaması ve iletmesi, aldığı mesajları hatasız biçimde anlamlandırmasına yarayan etkili tepki verme ve etkin dinleme becerilerinin tümüdür diyor aslında. Yani burada aslında doğru anlaşılmasıyla alakalı şeyler de var, değil mi? Doğru bir biçimde kodlanması, iletilmesi. C seçeneğini şöyle azıcık da olsa iletim. İletişim becerilerini geliştirmek aile, iş, okul yaşamında başarılı olmak için, yani Bursa'yı da ele hocam bekleme diyor, gerekli görülmektedir. İletişim becerisi gelişmiş kişiler karşılaştıkları engelleyici durumlarla başa çıkabilmekte. Yani günlük yaşamın zorluklarını bir anlamda aşabilmekte. Doyurucu ilişkiler geliştirebilmekte ve iş yaşamlarında daha başarılı olmaktadır. İş yaşamında olumlu katkılar sağlar. Doğru cevap E seçeneği olacak. Etkili iletişim becerilerinin her türlü insan ilişkilerinde ve her türlü meslek alanında ilişkileri kolaylaştırıcı olabildiği ifade edilmektedir. Saygı duyuyoruz. Hiçbir soru işareti yok arkadaşlar. Gayet de güzel gittik. Geldik arkadaşlar ikinci sorumuza. Hangisi çıkarılamaz diyor. Bulunduğu çevre ve toplumla uyum sorunu yaşamayan bireyler mutlu olabilir diyor. Uyum sorunu yaşamıyorsan mutlusun diyor bir anlamda. Kendini iyi hisseden her birey her zaman mutlu olmayı başarmış demektir. Kendini iyi hissediyorsan mutlu olmayı başarmışsın demektir. Modern zamanlarda mutluluk göstergeleri değişmiştir diyor. Mutluluk göstergelerinin değişmesi. Mutlulukla varsıl olmak arasında bağ vardır. Mutluluk ve varsıl olmak, tamam, yoksul varsıl zengin anlamında söylenmiş, varsıl çok iyi. Mutluluk bireyin hem fiziksel hem de ruhsal koşullarla denge kurmasıyla ilgilidir diyor. Tamam, fiziksel ve ruhsal denge bir anlamda. Bakalım hangisi çıkarılamaz. Günümüzde mutluluk beklentilerin tatmini, memnuniyet, hoşluluk duygusu, bedenen ve zihnen iyi olma hali gibi daha somut göstergelerle ölçülen ve yorumlanan bir pozitif olma durumudur. Yani aslında somut fiziksel ve ruhsal dengem E seçeneğini zorlayabilirim ben buradan. Tamam, mutluluk büyük ölçüde maddi ve manevi değerler arasındaki denge, bireyin kendisiyle içinde bulunduğu sosyal çevrede ve toplumla kurduğu ilişkilere dayalıdır diyor. Yani aslında evet, toplumsal sorunlar yaşamayan, çevresel sorunlar yaşamayanı söyleyebiliriz.
Mutluluk diye tabir edilen iyi olma hali bireyin içinde bulunduğu psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve siyasal yapıya bağlı olarak gerçekleşir diyor. Aslında burada ekonomik yapı vesairede varsıllık, zenginlik vurgusu da hissedilebilir. Neden olmasın? Ve tabii ki tüm bunların sonunda arkadaşlar bakın dikkat. Modern zamanlarda çok daha bakın günümüzde diyor. Sonra da yavaş yavaş modern zamanlara doğru geliyor. Mutluluk göstergelerinin değiştiğini söyleyecek. Yukarıda memnuniyet, hoşnut duygusu derken artık biraz daha mutluluk diye tabir edilen iyi olma hali diyor. Ve sonrasında ne diyor? Ekonomik durum, psikolojik, sosyolojik anlamda iyi olma. Yukarıdakilerden çok daha farklı yorumlandığını söylüyor artık. Değil mi? Bulunduğu sosyal çevre, ekonomik durumu, maddi durumu. Kısacası biraz daha olsa mutluluk göstergelerinin değiştiğine vurgu yapacak. Ama yani her birey her zaman mutlu olmayı başarmıştır. Asla. Bakın arkadaşlar bu sorularda daha önce de söylemiştim. Olumsuz sorularda kesinlikle mutlaka her zaman gibi ifadelerin yani lütfen üzerinde durun. Onların cevap olma ihtimali çok yüksek. O zaman haydi kitabımızdaki ikinci soru tarzındayız. Evet arkadaşlar geldik ikinci soru tarzımıza. Parçanın anlamı 24 paragraf bitiyor hocam bitiyor. Bu parçalardaki sorular hangisinin cevabı yoktur diyor. İster burada metni al, metni okuyup tek tek soru soru git. İstersen direkt soruları alarak git. Fark etmez arkadaşlar iki yöntemle de çözülebilir. İlyada ve Odysseus mitolojik metin türünün özelliklerini tam anlamıyla yansıtıyor mu? Yani mitolojik metin türünün özellikleri. Eserin içeriği farklı zorlu süreçleri barındırıyor mu? Zorlu süreçler güzel. İlyada ve Odysseus'un, Odysseus'un konuşabilirsem Odysseus. İlyada ve Odysseus'un kahramanları anlayış olarak aynı nitelikte mi diyor? Anlayış olarak aynı mı? Güzel. Odysseus biçimsel özellikleriyle de bir şey anlatmaya çalışan bir eser mi? Biçimsel özellik, anlayış, zorlu süreç, mitolojik metin. Odysseus karakteriyle kendinden önceki eserlerin karakterleri arasında ilgi kurulabilir mi? Kendinden önceki eserlerin karakterleri arasında ilgi kurma. Hemen başlayalım isterseniz. Bakalım nereden nasıl cevaba gitmeye çalışacağız. Odysseus, Odysseus, dikkat Odysseus. Tıpkı İlyada gibi... Yunan alfabesinin 24 harfine karşılık gelecek şekilde 24 kitaba bölünmüştür. Şiirin orta kısmı Odysseus evine dönmeye çalışırken yüzleştiği bütün zorlu görevleri betimler diyor. Evet zorlu süreçler vesaire içerikli hakkında bilgi verdi. Güzel. Bu kısım çeşitli türlerden canavarları, öbür dünyayı ziyareti, yamyamları, uyuşturucuları, cazibeli kadınları ve Poseidon'un dikkat Poseidon'un hasımlığını içerir. Güzel. Ha, ha, tamam. Yani anlayış vurgusu da var. Güzel. Ceyhan'ı ufak ufak hissedebiliyoruz. Bu arada biçimsel özellikleri anlatmaya çalışması var değil mi? Yani 24 harfine karşılık 24 kitap. Evet biçimsel özelliklerle bir şeyler anlatmaya çalışmış aslında onu da söylüyoruz. Bursa ve Denizli çok rahat elendi arkadaşlar. Bu zorlu görevler aslında devam edelim. Herakles ve İason gibi daha erken dönem kahramanlarını andırır. Ha başka kahramanlara anlayış olarak benzerlik aslında değil mi? Ceyhan'da da bariz bir şekilde eliyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda Edirne'de de var. Kendinden önceki eserleri karakterleriyle bağlantı kurulabilir mi? Evet. Akileus dikkat. Aşil böyle zorlu görevlerle yüzleşmez. Bu da gösterir ki Odysseus çok daha farklı bir kahramanlık düşüncesine sahiptir. Evet kendinden önceki karakterleri de söylemiş oldu. Doğru cevap A'ydı. Mitolojik metin vurgusu. Mitoloji hatta hiçbir yerde geçmedi arkadaşlar. Doğru cevap A'dan olacak. Çözümünü ve tabii ki taktiğini göreceksiniz. Evet arkadaşlar artık bitiriyoruz. Parçanın anlamı 24'teyiz. 24'ün soru tarzı 31. gündeyiz. Hemen ilk sorumuza bakalım. Bu parçada yazarın gençlere verdiği öğütlere göre yazar adayının başarı için sahip olması gereken özellikler arasında hangisi yoktur diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Söz akla tek tek bunları bu arada eşleştireceğiz. Bunu gördük. Söz akla geldiği gibi değil de kendine özgü söylenerek güzel ve çekici hale gelmeli. Aslında üslup vurgusu var burada. Üslubu, biçemi yani tarzını söylüyor. E tamam devam. Savunulan düşünceler yazılana özen göstermeye engel olmamalı. Denge sağlanmalı. Bakın savunulan düşünce ve yazılana özen gösterme. Aslında bir anlamda savunulan düşünce derken içerik yazılana derken de aslında nasıl anlattığın. Bir anlamda üslup içerik dengesi rahatlıkla söylenebilir burada. O zaman ben bunu eledim. Bunu da eledim. Devam. Doğruların düşüncelerin güzel bir söyleşte büründükten sonra yayılacağı bilinmelidir. E anlatım formu canım işte net. Nasıl bir formda anlatacağın anlatılıyor. Devam. Doğruyu içimizde duymak etmez. Onu bozmadan belirtecek kalıp bulunmalıdır diyor. Yine burada aslında üslup var değil mi? Aman dikkat. Duygu bir tel gibidir. Hikayeler, şeyler bizim içimizdeki sevme, acıma teline dokunur. O telleri inletir. Yazarın kalemi o telde olmalı diyor. Burada da aslında etkileyicilik var. Bizi etkilemeli. Aman dikkat o tele basmalı hocam. Doğal olarak evrensellik yani herkesi ilgilendirilik yok hocam. E o zaman haydi bitiriyoruz artık burayı da. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Hangisinin cevabı yoktur bu parçada diyor. Oba ortalık yanıyor hocam. Karışık sağlam sorulardan. Çünkü tek tek bunların cevabını bulmak zor. Ben de şöyle kitabı bir yanımda tekrar açayım. Ah yanımızda şöyle dursun. Ona da tik atarak gidelim arkadaşlar. Evet paragraf artık son veriyoruz. Çılgın bir soruya son veriyoruz. Hangisinin cevabı yoktur sorusu. Yazma sırasında oluşan koşulların yazmaya etkileri söz konusu mudur? Yazma sırasında oluşan koşullar. Yazarlar yazıma başlamadan önce ne yazacaklarını bütün aşamalarıyla planlar mı?
Bütün aşamaları planlamak. Yazmaya başlamak bir yazar üzerinde ne tür değişimler meydana getiriyor demiş. Ne tür değişimler? Yazmaya başlamak güzel. Yazmak bir yazara mutluluk dolu zaman dilimleri yaşatabilir mi? Mutluluk dolu zaman dilimleri. Yazma eylemi sırasında yazarın karşısına çıkan sürprizlerden söz edebilir mi? Karşısına çıkan sürprizler başlıyoruz. Masa başına geçmeden önce durumumla yazmaya başladığım zamanki durum arasında çok fark vardır diyor aslında. Evet, yani yazmaya başlamak ne gibi etkiler uyandırır söylemiş oldu bize. Yazının hazırlanışı esnasında olayların akışını etkileyen dayatmalara boyun eğmek zorunda kalışları çok yaşamışımdır diyor. Evet, yani aslında yazım aşamasında, yazım sırasında evet dayatmalar E seçeneğini çok rahat eleyebilirim. İyi tarafları da olmuştur bu etkileşimin. Ummadığım ufuklar açılmıştır önümde. Harfler ve sözcükler beklemediğim güzel tümcelere hayat vermiştir. Bir gizemli alemin büyüsünü duyumsamak, o anların doyumsuz hazzını yaşamak. Evet, burada aslında değil mi? Şeyi de söyledi ya, mutluluk dolu zamanlar geçirdiğinde çok rahat söylüyor. A ve B kaldı. Yazma sırasında oluşan kuşların yazma etkileri, evet aslında dayatma demişti ya, biz E'yi nereden şuradan bir yerden eledik değil mi? Yazmaya başladığımız zaman bazı şeylerin dayatması, önüne boyun eğmek zorunda kaldım dedi. Aslında o da yani içinde bulunduğu durumun etkisinden bahsediyor. A seçeneğinde oradan çok rahat elemek mümkün arkadaşlar. Metnin genelinde zaten masaya başına geçmekle yani başlamış olmanın arasındaki fark anlatıldı. Yazmaya başladığı an itibariyle ne gibi değişimler yaşandığı söylendi. Doğal olarak A seçeneğinde genel metinden çok rahat çıkartabiliriz. Ama bütün aşamalarıyla planlar mı? Hayır. Adam ne diyor? Masa başına geçtiğim an itibariyle farklı bir şeyle karşılaşıyorum. Aslında farklı şeyler söylüyor. Doğal olarak doğru cevap Bursa olacak. Süpersiniz. Paragrafa son verdik. Gönder gitsin sorumuz da gelsin. Bir de ona bakalım, sonra konuşalım bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar, gönder gitsin sorumuz ekranda. Evet, paragrafa bu soruyla birlikte veda etmiş olacağız. Elveda diyeceğiz. Bu sorunun da ayrıntılı ve doğru çözümünü sizlerden isteyeceğiz. Ve tabii ki etiketleyeceğiz. O zaman haydi yol haritamızda görüşelim. Evet arkadaşlar, geldik 31. güne. Ona da şöyle bir tik atmış olduk. Yarın kamp değerlendirmesinde deneme avcısında görüşmek üzere. Sonrasında dil bilgisi bizi bekliyor. O zaman haydi görüşürüz. Kolay gelsin.